Merhabalar. 6. sınıf fen bilimleri 1. Birinci dönem 1. yazılıya hazırlık 2. video ile yine birlikteyiz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Güneş sisteminde tüm gezegenler Güneş'e eşit uzaklıktadır. Yanlış arkadaşlar. Gezegenler Güneş'e eşit uzaklıkta değildir. İç gezegenler sınıfında dünyamız Güneş'e yakınlık derecesinde yakınlık olarak Üçüncü gezegen sırada bulunur. Doğru arkadaşlar. İçi gezegendir ve üçüncü sıradadır. Dış gezegenlerin hepsinin halkası ve uydusu vardır. Doğru arkadaşlar. Güneş'e en uzak gezegen Merkür. Tam tersi en yakın olacak. En yakında Neptündür tam tersi olacak. Yanlış. Güneş tutulması sırasında... Ay dünya ile güneş arasında bulunur. Doğru arkadaşlar. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer ve dünyadaki bir bölümdeki insanlar güneşi göremez. Buna güneş tutulması denir. Ay tutulması sırasında yeni ay evresindedir. Arkadaşlar ay tutulmasında yeni ay değil dolunay. Bu da yanlış arkadaşlar. Güneş tutulması dünya üzerinde dar bir alanda gözlemlenir. Doğru arkadaşlar. Kafatası kemiklerimizde oynamaz eklemler bulunur. Doğru. Omur, ayak el bilek kemikleri uzun kemikleri örnektir. Yanlış arkadaşlar kısa kemikleri örnektir. Mide ve ince bağırsağımızda düz kaslar bulunur. Doğru arkadaşlar. Aşağıda verilen gezegenlerin isimlerini yazalım. Kızıl gezegen Mars arkadaşlar. Yan yatmış varil gibi dönen gezegen Uranüs. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Halkaları en belirgin Satürn. Uranüs'ün ikizi Neptün. Güneş'e en uzak gezegen Neptün. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter. Güneş sisteminde yaşam olarak tek gezegen Dünya. Bizim gezegenimiz. Güneş sisteminde doğudan batıya doğru dönen gezegen Venüs arkadaşlar. Bütün hepsi batıdan doğuya. Venüs doğudan batıya döner. Güneş sisteminde uydusu olmayan gezegenler. Merkür ve Venüs arkadaşlar. Diğerlerinin hepsinin uydusu var. Sorularla devam edelim. Verilen etkinlikte uygun şekilde belirlenerek cevap anahtarına ulaşmak isteniyor. Adnan 1. Hemen şuraya Adnan yazalım. Osman 3. Osman yazalım. İsmet ise 4. İsmet yazalım. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur? Hemen yapalım. Ay tutulması her ay Dolunay evresinde gerçekleşir. Yanlış arkadaşlar her ay gerçekleşmez. Ay tutulmasını öğlen saatlerinde gözlemleyebiliriz. Hayır arkadaşlar gece saatlerinde gözlemleyebiliriz. O halde doğru cevap dördüncü çıkış yapmış yani İsmet. Adnan doğru çıkışa ulaşmıştır. Bir yanlış. Hemen bir olanları silelim arkadaşlar. Bütün öğrenciler en az bir önermede uygun yolu izlemiştir. Bakalım burada bir defa yanlış yapmış. Ay tutulması esnasında dünya güneş ve ayın arasındadır. Doğru. Adnan bir defa doğru yapmış. Bakalım Osman bir defa doğru yapmış. İsmet ev iki defa doğru yapmış. En az bir defa dediği için iki olacak arkadaşlar. Osman ay tutulmasının gün içerisinde ne zaman olacağını bilmiyor. Evet bakıyoruz hangi saatte olacağını bilmiyor. Yani cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Yandaki soruyla devam edelim. Deryanın hazırladığı. Güneş sistemi modeli yukarıda verilmiştir. Buna göre Derya'nın hazırladığı modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Doğru. Doğru sıralamış. Mars ile Venüs'ün yerleri değiştirmelidir. Hayır. Neptün ile Satürn'ün yeri değiştirmelidir. Hayır. Uranüs ile Jüpiter'in yeri değiştirmelidir. Hayır arkadaşlar. Hepsini doğru sıralamış. Buna göre İsmet aşağıdaki verilen modellerden hangilerini hazırlamalıdır? İsmet güneş tutulması ve ay tutulması model olarak göstermek istiyor. Bu modeller için iki tane basketbol topu, iki tane tenis topu, iki tane de pimpon topu. Basketbol topu güneş, tenis topu dünya, pimpon topu da ay olur. O halde verilen modeller için hangisi doğru? Arkadaşlar güneş tutulmasında ay ortada olacak. Ay tutulmasında da dünya ortada olacak. Baktığımız zaman hangi şıkta doğru? C şıkkında doğru. Burada zaten güneş hiçbir zaman ortada olamaz. Bunun ikisini sileriz. Güneş tutulmasında ay ortada olacağı için D'yi de sileriz. Diğer soruyla devam edelim. Fen bilimleri dersinde hazırlanan bir etkinlikte ön tarafında gezegenlerin özellikleri yazıldığı 1-2-3 kartların arka tarafında bu gezegenlerin isimlerinin yazılması istenmektedir. Etkinliği doğru tamamlamak isteyen Yiğit kartların hangisini yazmalıdır? Güneşe en uzak gezegen ve dış gezegen. En uzak gezegen neydi arkadaşlar? Neptün. Hemen yazalım. Güneşe en ikinci gezegen Venüs. Güneşe en yakın gezegendir ve iç gezegendir Merkür. O halde Merkür, bakalım Merkür, Venüs ve Neptün cevabımız B şıkkı. Özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Sert, esnek ve canlı bir dokudur. Anne karnındaki bebeğin iskeletini oluşturur. Kemik ucu, soluk borusu ve burun ucunda bulunur. Hangisi kıkırdak arkadaşlar? Destek ve hareket sistemi ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Eklemler oynar, yarı oynar ve oynamaz olmak üzere üç çeşittir. Doğru. Kaslar uzun değil. Hayır. Çizgili, düz ve kalp kası olarak ayrılır. Yanlış. Kemikler uzun, kısa ve yassı olarak ayrılır. Yanlış. İskelet, kafatası, göğüs ve üyeler şeklinde. Hayır. Kafatası, göğüs değil. Kol ve bacaklar gövde şeklinde olacak. Bu da yanlış. Cevap A. İfadelerden hangileri yanlıştır soruyor bu sefer. A kası kasılırken B kası gevşer. Yanlış. Bunu artı koyacağız. Tam tersi. B kası kasılmış, A kası gevşemiş. Yanlış. Bize yanlışı sorduğu için artı koydum. C ve D kasları aynı anda kasılır. C ve D aynı anda kasılmaz. Bu da yanlış. B ve C kasları kasılmış durumdadır. Bakıyorum B kası kasılmış. C kası kasılmış. O halde bu bize yanlışı sorduğu için 1 ve 2 yanlış. 3 ise doğru arkadaşlar. K, L, M yapıları ile eklem türleri arasında doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? Kol ve bacaklarda bulunur ve hareketi sağlar. Arkadaşlar oynar. Omurlar arasında bulunur ve hareket yeteneği kısıtlıdır. Yarı oynar. Kafatasında bulunur ve hareket yeteneği yoktur. Oynamaz. Evet oynar, yarı oynar, oynamaz hangi şıkta? A şıkkın. Devam edelim. Besinlerin midede çalkalanarak bulamaç haline gelmesi fiziksel sindirim. Yağların ince bağırsakta pankreas öz suyuyla parçalanması kimyasal sindirim. Cevabımız ikinci çıkış olacak arkadaşlar. Yukarıdaki şemada uygun oklar takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşılır demiş. İkinci çıkış arkadaşlar. Cevap ikinci çıkış. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Merkür ve Mars için ortaktır? Arkadaşlar Mars ve Merkür ikisi de iç gezegendir. Gazsal değildirler. Halkası yoktur. 1 ve 3 ortak. Hemen 1 1 ve 3 diyoruz. Devam edelim. Kerem kasları göreve ve çeşitleri ile doğru eşleştirmeyi hangi seçenekte yapmıştır? Kalbin atması, kalp kası, yürüme çizgili kas, mide ve bağırsakların çalışması düz kas. Bu şık hangi şıkta var? C şıkkında var. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.